Şu çuvalı getir de şunu sepel mi bari tavuklarına? Ya Allah ya Muhammed ya Nebi ya Allah. Ayrıca o sen şey... Sal uçunu. Ateşli hastalığı uçunu. Ferensin. Eskiden insanlara vuralardı ferensin. Şimdi hayvanlara vuruyoruz bu çıvanın için. Şimdi hayvanlarda bir çıvan çıkmaya başladı. Bunun veteriner de bulamadı çaresini. Yok diyorlar, ilacı yok diyorlar bunun. Çuban işte. Bu çubanın çaresini bulamadılar. Yem mi topluyor, ilaç mı topluyor bunu? Eskiden yoktu. Bu işte bu efendi yemler yedireli. Bu meydana gelmeye başladı. Bulaşıyor birbirine. Bunu sürüden ayıracaksın diyorlar. Hangi birini ayıracaksın ki sürüden? Koyun ayağı havada. Bu ıslaktan mı oluyor, ciğerden mi geliyor? Bunun da çaresini bulamadılar. Bu da çaresini bulamadılar. Yaşım 72 mi 73'e basıyor herhalde 73. 73 değil bir aile yaşım.
Çok zahmetle çektim işte buralarda. Buralarda işte koyun güttük, koyun sağdık, pendir yaptık, çoluk çocuk ufak tefek, ekmek et, çoluk çocuğun çaputunu dep. Neler neler zahmetle çektim, neler çok. Ya bu pendir şey zor iş yani, göründüğü bir değil ya, bunun çok incelikleri var yani. Bak, şimdi bu suyunu atmış, şimdi bu kıvamına gelmiş mesela, tutmuş yani buna bak mesela. Bunu ılık sıvacaksın. Kaç derece olduğunu bilemiyoruz da, soğuk çalarsan tutmaz, sıcak çalacağım. Bunu torbalara, akıtma torbalara koyacağız, 24 saat bu akacak. Şimdi bunun sütün kilogramına göre akıt oluyor mesela. 5 kiloluk mu bu şeyler? 10 kilo. Kapaklarını örtelim. Eskiden bakır helikler vardı, bakır. Onlar daha çok güzel tutuyor. Şimdi bakır işler... Gelmezse bırak ötekini ört. Bakır işlerini kaldırdılar şimdi. Her şey laylona bindi. Boşat şunları, tabalaya kalkıyorsun bir yıl. Çalgıları boşa diyorsun, çalgıyı hazırlıyorsun. Ondan sonra koyunları çıkartıyorsun ağıldan. Kuzu yemiştiriyorsun. Ondan sonra eve çıkıyorsun. Torun'da kahvaltı hazırlıyor. Yemeği yiyoruz. Bir yolda işte sağımı yeniyoruz. İnekle var işte. İnekler de torun sağıyor. Evvel tabii sağıyordum. Bunun özelliği bu. Kışın yem saman yedi ondan yemlerde tuz var. Vitamini alabiliyor. Ama yaz devresine geçti o zaman da, yaz devresinde bu otlak ya da vitamin yok. Vitamin alamıyor koyunlar. Vitaminler de çok tuza sarıyor. Sağ gelsin, sağ ol.
hayatımız hayvancılıktan geçti. Bu işlere çok meraklıyım. Hayvan yani doymasa eve gelmezdim yani hayvan doymadığı zaman. Yani gece ben sen 12'lerde geldiğim zaman oldu. Milader askerden gelecek. Biraz daha avuttu hayvanları. Ondan sonra bir yılda tuttu İstanbul'a gitti bizim milader. İstanbul'a gelecek. Bizim enişteyi çoban tuttular. 6 ayda avuttu. O da gitti İstanbul'a. Ondan sonra işte biz meşbur kaldık. Yine hayvancılığı arkasına düşmeye. Babamız da razı olmadı yani koyunları satmaya. Tabii buraya gelince öğrendim ben bunları hep. Babamın evinde odun etmeye git, eşeklere at. Her hafta 2 odun satıyordu babam. Ekmek parası işte, çay şeker parası, gaz yağı parası, ayakkabı. Yerine göre evvel ayakkabı da giyemedik küçük bebekliğimizde. Sonra okula gitmeye başlayınca alıverdi babam. Bir de kara lastik. Zaten ben yaşım biraz dolgunudu. 2 sene gittim ben okula. Meslek zaruri ihtiyaç. Çünkü geçimi buna sağlıyorsun mesela. Sevmemenin imkanı yok. Sevmese yapamazsın zaten. Biraz yorulduk artık. Yorulduk dinlemek istiyoruz ama değiştirecek kişi yok. Olmadığından da bunu isteriz ve biraz daha devam ettiremeyeceğiz ama biraz daha yani gayri yolun sonu korkuyor. Üç birinde. Gel, gel. Yumurtlamadım. Yumurtlamadım daha o. Hadi gir var.
gurbetçi çıktı, okuma çıktı. Adam 5 çocuğu varsa 5'ini de bulamıyor yani. Ben dedim ki 3 tane oğlum var dedim. 3'ü çalışıyor, ben de arkasından takip ederim. Atı üstüne gezerim dedim ama tutmadı orayı. Hesap orayı tutmadı. Geçtiyse şu yana geçti, şu yana. Şuraya bak, şuraya. Şöyle geçti, şuradan denene bakalım. Gel sağa. O üç parça oldu bu dolayın la. Üç parça. Mane. Yok koyun böyle bu. Onun bir belo yok. Niye? Yok gelin belki bir yerin tarlaya aşağı gitti. Burası yola ver gitti. Yoldan ikiye bölünmüş. Yukarıya kaçmayız daha amcasına. Saydım. Onun yarısı yok. Benim kokuna geçtiyse bilmiyorum. Anıkta da gitti lan koyunlar. Sabahlayın. Burada bir hayır. Ay vay. Ayak bana ne uçuyor. Orada Karakoş kayası vardı. Koyun lokede geçti. Kuzuyla koyun orada karşıda kaldı. Gelecek diye gözlerim gelmedi. Kuş da orada kalktığı gibi, kuzuyu aldığı gibi, kuzu giydi de götüremedi demek ki. Şap yere düşüdü, yerde kuzu öldü. Allah Allah. Yaraşmamış mı bu ya? İkinci abdestini almaya soyundum. Yukarıdan aklıma da geldi. Ya dedim kurt gelirse dedim şurada bir koyma. Gel o kurt dedim, o koyunu kapar dedim. Mübarek o koyunu görmedi. Yukarıdan yüzük diye bir koyunun içine girdi. Haküçe, yüküçe koyunun içine çıkarınca da vay geldi başıma. Çoraklarını koyunun içine aldı. Koyunda iki yanı kapladı. Bayağı bir epey sıkıntı çektim. Ondan sonra dışarıya çıkarttım. Ya mübarek bir de bana bakıyor ya. Ya öyle bir sıkıntıla geçirdim. Her sene bir davar yediriyorsun yani. İkiden aşağı yoldu yani. Bir sene evvel yediğini bayağı bir sene evvel unutmuyor buradan. Tabii bir sene evvel yediğini unutmuyor bu koyun ya. Bana işte geliyor ya. Ha işte burada. Koyunun bölünmesine akıl ermez. Mantar zaman oluyor, ahlat zaman oluyor. Çok koyun öttüm yaylada ahlat zamanı.
Her biri bir dağa giderdi. Her biri bir dağa. Sabalaya bak, yanmada bölündü. Bölünüyor. Kayboldu da, kurt dayı. Burayı da seviyoruz. Ay, yaylayı da seviyoruz. Sevmesen ne yapacaksın? İstersen sevme, bu mal var iken. İstersen sevme. Sevmiyorsun ama seviyorsun. Ne yapacaksın? Bırak diyorsun, gayrı diyorsun. Gücümüz yetmiyor diyorsun. İşte öyle. O topladığım ot kıyıştayık. Onu yoğurtlanıyor. Sıkacağım, onu tekrar kıyacağım. Samusaklı yoğurt, üstüne de yağ, tamam. Öyle oluyor. Toplumun arasında yaşamak başka, böyle dağ başında mesela tenheyler yaşamak başka. Evet, burası mahrem bölgesi ama doğası temiz. Mesela şehirde yaşadığımda da ilaç kokusundan, adam elmiye ilaç yapıyor, çeltüklere ilaç yapıyor, buğday ilaç yapıyor, her şey ilaç, ilaç. Ama işte doğada ilaç yok, bu doğada ilaç yok işte. Burası kendi halinde. Thank you.
çatağını kırmış. Kerata yiyorsun, niye kırıyorsun? Şuna bak. Koca çatağı görüyor mu? Koca çatağı kırmış. Ye sana, helal olsun. Ama bir de bir kırma hırsı var. Dalına çıkamasın gibisini yaptı. O saçı sardım. Çünkü o saç olmasa gövdesine çıkar, temelini çok kırar. Gövdesine çıkamayacak, bir sefer de eteklerini kırdı. Saçtan eller tutmuyor ya, eller tutamayacak, saçtan çıkamıyor gövdeye. Önceden buranın arpası çok meşhurdu. Çok meşhurdu buranın arazisi. Ama şimdiki eski nesil gelince yeni nesil bu işlere artık bakmıyor. Kimisi okuyor, kimisi iş adamı oldu, kimisi efendim çoluğun çocuğunu oku diyor. Bu işlere bakan yok artık. Ekmek, millet ekmeğe kaylı. Nereden kolay yerin diye onun hesabını yapıyor. Belki bu işle bitecek artık. Bizim atalarımız bizim yaşantımızı görürse bu da mı varmış dille. Buraya ışık olacağı hiç kim aklıma bile gelmiyor. Bak buraya güneş enerjisi çıktı. Güneş enerjisi yaptırdım. Semaverin düdüğüne bırak kendi bildiğine. Semaverin düdüğüne bırak kendi bildiğine. Misafirler geldi yine, yan semaver, dön semaver, meydan senin ak semaver. Misafirler geldi yine, yan semaver, dön semaver, meydan senin ak semaver. Eskiden saç altı gömedik. Şimdi yapmıyorlar gayrı onu. Mısır çörek ederdik. Sellet dolurdu da şimdi yapmıyoruz gayrı onu. Ak, tuzla, torbaya bas. Bir yolda zamanı geldiğince deri hasılla, deriye bas. Deri bir yol kesiyorsun, yıkıyorsun, kesiyorsun, kırpıyorsun, dikiyorsun. Ondan sonra basacak zaman yıkıyorsun, siliyorsun, kurutuyorsun. Normal şekilde basıyoruz. Ondan sonra satıyorlar aile işte adamı. Satıyor aile. Ondan sonrası satılmıyor. Satma şeyine geliyor. Tulum ya, tulum işte. Pendere tabii basmasına tulum diyorlar, tulum pendere. Alan alıyor, seven seviyor. Çok seven de var. Her yere gidiyor, her yere nasip oluyor, her yere satılıyor. Telaşlı, sağacağım bunu, çalacağım bunu, tuzlayacağım bunu, tekrar torbaya basacağım bunu. Biraz aradan geçtim, bir daha yenileyeceğim, değiştireceğim torbasını. Telaşası bu pendirin.
meydana gelip de deriye girince de teleşeliş. Tuz bunu koruyor yani. Sinekten. Taş olsa da kenarını sır. Üstlerine. Tamam. Tencere suyu koyarız üstüne varsa. Tamam. Sene 60'larda dayım vardı, kahvecilik yapardı. 10 sene kahvecilik yaptım. Ben dedim köyden evlenmeyeceğim, ben şehirden evleneceğim dedim. Çünkü şehirde kızlarla daha tutuşuyor o zaman, gençliğim var ya. Efendim saçları darıyor. Hatta bir evde kirada oturuyorduk. Kirada otururken benim haberim yok, kız bana aşık olmuş. Tanışma yok. Bunların o zaman kahvesi vardı köyde. Babamın babası bununla anlaşmış. Ne yapalım biz değişik yapalım. Fakırız ya. Yani ucuz düğün yapalım. O zaman ucuz düğün yapmak meşhur. Mesela normal düğün yapsan 5-6'da kalacaksın. Değişik yapsan 2-6'da kalacaksın. 3-6'da kalacaksın cevabında. Neyse artık biraz rızam olmadı ama olmaz artık. Eskiden söz çıkamıyorsun ya atasözünden. Mecbur kaldık. Evlenmeye ama memnun da kalmadık. Niye kalmadık? Çünkü değişik olduğu için anlaşmak zor oldu yani. Değişik çok işi çok oluyordu ya. Neden oluyor? Maddiyetsizlikten oluyor işte. Maddiyet olmadığından vatandaş ucuz düğün yapacağını diyerekten öyle o hallere başvuruyordu yani. O zaman işte ata büyükle kabili kurdular. Anlaştılar. Ne yapacağım? O zaman iftirazlığı yok. O işte öylelik oldu gitti işte. Ama anlaşılmıyor. Ne etsen değişik işi zor. Eşya da yok ortada. Bir eşya meşya yok ki daha. De ben babamdan ayrıldım. İnanmasın ocağa komple demlemiyordu ya. Bir yürümü soba, zaman yürümü soba eve kurduk. Sabahleyin kalktık. Çay yapacağız. Demlik yok. Ağladık ya. Thank you.
Çok merak ettim ben meyveciliğe. Telleyin yoğun tele. De çok masraf olur. Telde bırakmıyor. Telde yıkıyor. Hayır. Ben akıl geç aklıma getirdim. 5 sene niye ekilmedi? Ondan sonra baktım orman basacak. Orman basılması için ben buraya dedim fidanlık yapayım. Bir sene fidanlar diktim bu sene. Kar çok yağdı. Açıp dakalanlar ellememiş de tavşan. Karın kapatıp da üstlerine açıp kalan gelleri. Bir çatırtı var. Ben de ayrı yayılıyor. Herhalde ayrı yayılıyor. Taşmakları nedir? Gecesine kirazın dallı gırdayı kerata. Bak, burayı geve bunları kırdı. Ceviz ağacı var. Kiren ağacı bu. Kızılcık. Bunda da ayva. Ya bu sene soğuk ol çok olduğundan baksana. Soğuk kırıyor ya şeyi. Fişne bunda da. Bunda fişne ağacı. Dalları yememiş de. Çekmiş kırmış.
Bizim yayla koştuğumuz gecenin ertesi gece geliyor, bu eteklerini kırıyor. Bak. Ayısı yememiş, dallarını kırmış öfkeyle. Öfkesi sıkı. Burada olmadık diye bir şey yok. Burada zeptebile yetişiyor. Fasulye, patates, salatalık, domates. Ya meyve de aynı bir çocuğa benziyor. Emek istiyor yani. Ben bunları markettim, yetiştirdim işte bu meyveleri. Şöyle bir şey, inşallah benden sonra gelen nesil kıymetini bilir de. Adam hayvandan getirdi bu buranın kerimidini. Gölüne çekti. Ya baksana ama bu onun eridi gidiyor işte yazık. En önce yerleşim yeri bu evden başlıyor. En eski ev bu ev, 200'den fazla. Ağaçları kestikler gibi dizeme yapmışlar. Terbiye yapmamışlar hiç. Eleme bunlar, eleme. Öyle eskisi gibi, şimdiki gibi yani teknik yok. O zaman eski insanların kendi görüşlerine göre balta, el bıçkısı, ondan da yapılan bir bina yani. Bu ağacın özü azmış bak, görüyor musun? Karaçam. Ulan çok büyümüş. Bak, şu özlüymüş bu çam. Bu sağlam. Şu çürük mesela. Karaçam'da bak çok şey olmaz, öz olmaz. Burası benim bildiğim 17 hane neyi sayıyorum ben. 17 hane bak şimdi sevgili bir haneye düştü. Yani duran bir kişi varım ben varım işte. Burada şimdi fazla 150 koyun olsa buraya sığmaz. Çünkü otlak yakı saldı burada. Benim hayvanım az olduğundan ben işte bu köy koşuda bir idare etmeye çalışıyorum yani. Tapla derler buna. 1, 2, 3. 3 tane dil derler buna. Bunun içinde de 3 tane de aynı izin çıkışları var. Böyle soktuğun zaman da şimdi bak dilleri yukarı kaldırıyor. İçindeki şu, mesela şu dilleri yukarı kaldırıyor. Bak yukarı kaldırıyor. Yumu açılıyor. Yumu açılıyor. Kapı böylece açılıyor bu eski usulde. Göründüğün gibi. Bu yalnız bu anahtar bunu değil herhalde. Buna uymuyor. Çünkü bu da şuraya gelmesi lazım. Bak mesela şunu şöyle kaldırdı bu zaman. Bak şunu da şuraya kaldıracağım. Bak sürme yukarı gitti. Şimdi sürme çıktı dışarı. Sürmeyi aşağı indirdim. Bunları aşağı salıverdim. Bunlar bunun kertleri bunlar tutacak. Bunların tutuşu şekli. Misafirlerin geldi o zaman da vesile olarak hem alet yeri bulsun diyerek bunları yapıyoruz yani. Arada. Hem misafir de memnun oluyor, hem biz memnun oluyoruz. Her zaman da olmuyor da, bayramlarda falan, babamızdan, atamızdan böyle haliyle gördük. Ondan beri bu işi devam ettiriyoruz. Daha önceleri çoban arkadaşlar bir araya geldik. 3-5 kişi bir araya geldiğimiz zaman da hemen tutardık bir arkadaşlar arasında vidalar alıyorduk, hemen çevirme yapıyorduk. Kimisi vefat etti, kimisi hayvanını sattı. Bu işler artık geçtikçe ıtalıyor.